İsmim Yavuz Turgut, Uşaklıyım. Türk Halk Müziği Bilim Uzmanı ve Müzik Öğretmeni Yavuz Turgut, eğitimini Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Halk Müziği Bölümü bağlama eğitimi alarak tamamladı. O değerli şefimiz Yavuz Turgut, alkışlarla geliyor efendim. Turgut memleketi olan Uşak'la ilgili tarihi değer ve kültürlerle çıkmış olduğu bu yolda birçok projede bulundu ve bununla ilgili olarak 20 yılını verdiği Türk Halk Müziği hayatında Uşak değerlerini yansıtmaya devam ediyor. Yavuz Turgut'un yeni kitabı Uşak Yöresel Türk Halk Müziği ve Özellikleri, Uşak'ta bulunan tarihi ve kültürel değerleri yöresel halk müziği özellikleriyle bir araya getirerek okuyuculara sunuyor. Kitapta Uşak'ın müzikal mirası, yerel enstrümanlar, müzikal kişilikler gibi konular ele alınıyor. Uşak'ın tarihi ve kültürel değerlerine, müzikal mirasına ilgi duyan okuyucular için Yavuz Turgut'un Uşak Yöresel Türk Halk Müziği ve Özellikleri kitabı büyük bir kaynak niteliği taşıyor. Değerli Uğur TV izleyenleri, şu anda Türk Halk Müziği bilim uzmanı ve aynı zamanda müzik öğretmeni Yavuz Turgut Bey ile birlikteyiz. Yani Uşak'ın yerel kültürüne her zaman bir değer katmak istedim. Bununla ilgili çeşitli çalışmalarım oldu, derlemelerim oldu. Aslında kitap hazırlanma süreci dersek yani kısa bir süreç değil. Bu benim 20 yıllık birikimim. Yani ve bütün arkadaşlarımdan, dostlarımdan aldığım ve alanda sahada kendim icracı olarak da gittiğim işlerden, düğünlerden hepsini biriktirdiğim bütün çalışmalı şeylerin birikimin birikimidir yani kitabımız aslında. Bu akademik anlamda bilimsel bir yayın olması anlamında Uşak'ta ilktir. Yani Uşağımız bizim M.Ö. 4000'li yıllardan beri bir yerleşim alanı olarak kullanılmakta. Bu yüzdendir ki yani 6000 yıldır bu topraklarda yaşanılmakta. Ve halklar var, çeşitli halklar var. Halkın olduğu her yerde de Türk Halk Müziği var. Bu anlamda da inşallah bu türküleri de biz yakın zamanda TRT'de de TRT sanatçıları, Kültür Bakanlığı sanatçıları tarafından ve Uşağın yerel sanatçıları tarafından çalınır, söylenir. Dileğimiz, yani, evet dileğimiz o. İbilak Mehmet ve dönemin belediye başkanı değil mi? Hayır, değil. İbilak Mehmet, tamam. Stajyer kaymakam. Burada. Stajyer kaymakam. Uşaklı, Kılıcan Köyü'nden. Yüksel Ayhan. Yüksel Ayhan. Yüksel Ayhan o dönem içerisinde mesela İbilak Mehmet'ten 8 tane halk türkümüzü derlemiş. Burada da derleme esnasında çekilmiş bir fotoğraf. Yani derlemecilikle ilgili en eski fotoğraflardan birisidir bu. Sene kaç bu. Hocam? 1967. 1967 evet, İbilak 67. Mehmet. Uşak'la ilgili en eski tarihi müzik anlamında belgelerden evet, bir tanesidir bu. Bu kemanın da çok ilginç bir. Uğur TV olarak bizi konuk eden Yavuz Turgut hocamıza teşekkür ediyoruz. Uşak Yöresel Türk Halk Müziği Özellikleri kitabı ile ilgili yapmış olduğumuz söyleşinin tamamı pazartesi günü saat 20'de kültür sanat programımızda olacak. Bizi izlemeye devam edin.